Kıymetli kardeşlerim, içinde bulunduğumuz nimetlerin farkında olalım. Mevla bizi öyle nimetlerle donatmış ki, cami nimeti, Kur'an-ı Kerim nimeti, yani din-i mübini yaşama noktasında bir sıkıntımız yok elhamdülillah. Ama geçmiş dönemlere baktığımız zaman düşünün ki Kur'an-ı Kerim okumak yasakmış yani. Okutulduğu ortamlar basılıyor, okutanlar götürülüyor, kaybediliyor, cüzler tahtaların altında saklanıyor, camilere talaş dökülüyor, camilere kül dökülüyor yani namaz kılım. Bu ülke bunları görmüş. Ama şimdi bakın kardeşlerim elhamdülillah ben Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyorum deyip de öğrenemeyecek hiçbir kimse yok yani. Hangi hocaya giderseniz gidin ben bilmiyorum diye mutlaka yardımcı olurlar kardeşlerim. Ve serbest ve yasak değil. Bu ezanların kıymetini bilelim, Kur'an'ın kıymetini bilelim, İslam'ı yaşamamızın kıymetini bilelim kardeşlerim. Balık suda zannediyor ki her yer su, dünya su biliyor balık. Halbuki her yer su değil. Ne zaman oltaya yakalanıyor, efendim acısı tavada çıkıyor. Biz sudaki balık gibi nimet içerisindeyiz. Her tarafımız nimet. Kıymetini bilelim kardeşlerim. Kur'ansız kardeşlerim ölmeyelim ne olursunuz. Namazsız ölmeyelim kardeşlerim ne olursunuz. Bir tarih Ali Polat hocamızla Ihlamurkuyu Merkez Camii'nde bir cenaze namazında tabii bir konuşma yapılıyor. Ali hocam konuşma yaptı. Onu da duydum, çok etkilendim, hoşuma da gitti. Cemaati Müslümin dedi. Bu musallaya iki şeysiz gelmeyin, tabutu göstererek. Bu musallaya dedi, iki şey olmadan gelmeyelim dedi. Bir, Kur'ansız gelmeyelim. İki, namazsız gelmeyelim. Kur'an ve namaz. Çünkü her ikisi de bize lazım olacak. Her ikisinin de şefaati olacak. Kur'ansız ve namazsız gelinirse iş zor dedi Cemaati Müslümin. Hakikaten öyle kardeşlerim. Kur'an bilmeyenimiz olmasın. Bu nimetin, bu rahatlığın kıymetini bilelim ve mutlaka Kur'an'ı öğrenelim. Namazsız musallaya gelmeyelim kardeşlerim. Bu ikisi olsun Kur'an'la namazımız. Diğer kulluğumuza da bir gayretimiz olsun. Ahirette inşallah Mevla hani niye yapmadın diye yine Ali Polat hocamızın sözü. Cümlenin güzelliğine bakıyor musunuz? Yarın ahirette Cenab-ı Allah kulum sen niye namaz kılmadın demesin diyor. Kulum sen niye Kur'an'ı öğrenmedin demesin. Kulum sen niye oruç tutmadın demesin. Ya ne desin? Kulum sen namaz kıldın da bak becerememişsin. Bir şey var. Bir gayret var. Kulum sen Kur'an okum öğrenmişsin ama tam böyle kıraatini yapamamışsın. Bu arada Resulullah aleyhissalatü vesselam devreye girer diyor. Çünkü şefaati var ya. Ya Rabbi. Ya Rabbi bu kulun namaz kılmış. Ya Rabbi kusurları var. Ya Rabbi kabul eyle. Hani tutacak bir şey var. Tutacak bir şey var. Bir şey sunulmuş Mevla'ya. Ama namazı olmayan kulum sen namaz niye kılmadın derse nereden tutacağız? Ne tutulacak? Yok ki bir şey tutulacak. Ortada bir şey yok. Niye namaz kılmadın? Suçlu. Başımızı öne eğeceğiz ya Rabbi. Ama beceremezsek bile kılsak onun bir kurtuluşu olur inşallah. İnşallah. Kur'an-ı Kerim niye okumadın? Hiç okumasını öğrenmemişsin. Ama bir de okuyorsun da hani tam hafız gibi okuyamıyorsun. Tamam. Öğrenmişsin. Yine Kur'an'la gidiyorsun. El Kur'anu şafiun müşeffa. Kur'an şefaat edici, şefaati mutlak kabuldür buyuruyor Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Namaz nurdur buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaat edecek. Ya Rabbi bu kulun okudu beni, bırakmadı beni diyecek. Kime Kur'an şefaat ederse men cealehu emamehu kadu ilel cenne. Kur'an'ı kim okur, amel ederse Kur'an onu öldükten sonra alacak, cennetin kapısından içeri atana kadar yanında olacak, şefaat edecek ona diyor. Resulullah buyuruyor. Kur'an şefaat edecek. Ve men cealehu halfe zahrihi. Ama kim Kur'an'ı okumadıysa, öğrenmemiş, Kur'an okumamış, Kur'ansız ölmüş, o zaman Kur'an davacı olacak. Ve mahilun musaddak. Yani haklı bir davacı olacak. Sakahu ilennar. Onu da ya Rabbi davacı. Her mizanda, Havz-ı Kevser'de, nerede, hangi noktaya gidiyorsa, menzile geliyorsa, Kur'an ona onun hakkında diyecekti. Bu kulundan davacıyım ya Rabbi. Niye kelamım beni okumadı? Kabul diyecek Mevla. Devam et diyecek. Öteki tarafa davacıyım ya Rabbi. Kabul diyecek Mevla. Nereye kadar gidecek? Cehenneme kadar gidecek. Bir insan bunu başına getirir mi ya?
Akıllı bir insan işi midir bu? Vallahi de billahi bak yeminle konuşuyorum. Günde bir saat ders çalışarak bir haftada herkes Kur'an'a geçer. Herkes, Allah bunu zor etmedi ki. Günde bir saat, bir hafta sonra Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Yapmadığımız iş yok ki, internetlere gireriz. Televizyonları seyrederiz. Dergi bilmem ne mesajlar falan bunlara saatlerimiz gider. Kur'an-ı Kerim okumaya gelince bilmiyorum. Olmadı. Olmadı. Rabbim bundan bizleri muhafaza eylesin. Bizim bir Çeçenistan anımız var. 98 yılında, 98-99 yılında Mahmud Efendi Hazretleri 7-8 kişi olarak bizi Çeçenistan'a, oradaki o Aslan Maşadov Cumhurbaşkanı olduğu dönemde bizi Mahmud Efendi'den hocayı istediler. Mahmud Efendi istihare yapıldı 50'ye yakın hocadan. Biz çıktık istihareden elhamdülillah. Bize nasip oldu. Biz de gittik. Çeçenistan'a gittik. Tabii çok güzel karşıladılar bizi orada. Neye gittik? Oradaki çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmeye gittik. Bize bir yer verdiler. Kurçoloy denen şehirde. Kocaman binayı verdiler. Alın dediler. Bu bina sizin. Yemeler, içmeler hep onlar. Biz hiçbir şeye karışmıyoruz. Özel aşçılar, özel şoförler, özel arabalar nasıl değer veriyorlar? Niye? Bunlar Türkiye'den bizim çocuklarımıza Kur'an öğretmeye gelmiş diye. Biz de şaşırdık. Planımızı, programımızı yaptık. İşte pazartesi başlayacağız dersimize. İlan ettik. Bir baktık ki aynı okullar olur ya 500 kişi. Bizim okulun önü böyle büyük bir alan var, dolmuş. Aileleri, velileri, hocalar, birbirimize baktık. Mustafa hocam, birbirimize bakıyoruz. Biz bu, nasıl yapacağız bunu? 500 kişi var en az. Dolu çocuk. Biz ders verecek olan 5 kişiyiz. 4-5 kişiyiz. Dedik ki bize dedik ne uyku var ne yemek var. Sabahçı akşamcı, sabah başlayacağız ta yatana kadar iki bölüme ayırdık yetişemeyeceğiz diye. Şimdi şunu anlatacağım. O kadar değer veriyorlar, o kadar seviyorlar ki aileler. Bir tane öğrenci, tabii sınıflar belli oldu. Benim sınıfımda tabii dil sorunu var ama Kur'an-ı Kerim elif be her yerde elif be yani. Dereke. Vere de yani o aynı, orada sıkıntı yok. İlmihal konularında bir tane tercümanımız var, hem Türkçe hem Çeçence biliyor. İsmail diye bir arkadaşımız. O zil çaldığı vakitte sınıfları geziyor. Hani birinci ders A sınıfında, ikinci ders B sınıfında gibi mesela böyle. O geldiği zaman da ilmihal dersi yapılıyor. Bir tane öğrencim, bakıyorum ki birinci derse gelmiyor. İkinci derse geliyor, yani yaşı düşünün ki işte 6-7 yaşlarında. Donmuş kış. Oranın soğuğu da çok. Donmuş. Öyle salya sümük. Donmuş. Morarmış elleri. Şimdi tabii benim önüme geliyor. Oğlum diyorum sen niye gelmiyorsun? Ben zannediyorum ki dışarıda kar topu mar topu oynuyor falan. Sen niye gelmiyorsun diyorum. Bak arkadaşlarım burada. Bak burası sıcak. Sen donmuşsun. Niye geç geliyorsun? Tabii o bana bakıyor. Anlamıyor ki yani. Öyle bakıyor bana. Bu ne diyor falan. Bir daha gelme. Yarın bak. Veline söyleyeceğim erken gel, tamam mı? Ben üzülüyorum ona. Donmuş çocuk, morarmış çocuk. Bir yok, ikinci gün yok. Hep geç geliyor. Hep bir saat sonra geliyor. Ne oldu biliyor musunuz? Onlar da mübarek gece olarak bir Kadir gecesini biliyorlar. Biz hiçbir yere çıkmıyoruz. Okuldan hiçbir yere çıkmıyoruz. Hani bize zarar vermesin diye o etraftaki zarar veren insanlar. Bizi aldılar korumalarla beraber. 10-15 tane korumayla beraber bizi bir zükür diye bir yere götürdüler. Hem ikram edecekler hem yani zikir dediği öyle sessiz zikir yapıyorlar kadiriler. Oraya gideceğiz. Ve gittik oraya. Yani bir iki köy geçtik arabalarla. Gittik oraya. Neyse bize bir ikramda bulundular. Bir baktım ki o çocuk orada. Dedim bu çocuk senin baban kim? Bizi davet eden de onun babasıymış. Hadi bakalım. Şimdi ben dedim tamam fırsatını buldum. Dedim ki işte tercüman vazı. Hacı abi bu senin oğlan ya. He, bu hep geç geliyor. Adam demesin mi? Hocam biliyorum geç geldiğini. Neden abi diyorum. Biz ta o köyden biz diyor gece kalkıyoruz 4'te. Öndeki diyor köye kadar diyor ben diyor çocuğu getiriyorum. Orada diyor 2-3 kişi daha var gelen diyor. Oradan diyor bir öndeki köye götürüyorlar. Demek ki 5-6 çocuk oradan geliyor, sınıflara dağılıyor. Meğerse her sınıfta geç kalan var. Benim sınıfıma düşen o çocuk. Yani diğerlerde de var.
Öyle bir etkilendim. Öyle bir, yani 2 saat, 2,5 saat yürüyerek çocuk geliyor. Ne için? Kur'an için. Kur'an öğrenmek için. Aha bak, bizim hallarımız burada. İcabında şu sokakta, kapı karşıda, orada diyelim Kur'an-ı Kerim adımını atsan buradasın. Bak, görüyor musun? İşte bu nimetin kıymetini bilmemiz lazım. Onlar anlamış. Onlar anlamış. Orada af buyur helalar şeyin içinde değil. Evin içinde değil helalar. Dışarıda. Şimdi bizim gece gündüz korumalarımız vardı orada. Bizi koruyorlar. Hani Mahmud Efendi'nin hocaları başlarına bir şey gelmesin diye bizi koruyorlar. Nöbetçiler de değişiyor. Vardiyalı, silahlı korumalar. Devlet tarafından tayin edilmiş korumalar. Şimdi tabii ki sabah namazına kalkıyoruz ya da bir hacete kalkıyoruz. Yani helalar biraz uzak. Yani diyelim ki bir 40-50 metre ötede tahtadan yapılmış bir baraka. Onun içinde ihtiyacını gidiyorsun. Şimdi kar, soğuk. Gidiyoruz şimdi ibriklerle helaya gidiyoruz. Koruma yanımızdan geliyor. Yanımızda geliyor koruma. Ya muhterem, tamam yani zaten kapalı ortam. Sen şurada dur. Yok diyor. Geleceğim. Tuvaletin başında nöbet tutuyor. Niye biliyor musunuz? Kur'an'dan dolayı. Bu adamlar bizim çocuklarımıza Kur'an'ı öğretiyorlar diye. Kardeşlerim, yani biz de bu dönemlerden geçmişiz. Yani Kur'an'ın yasak olduğu dönemlerden geçmişiz. Ama şimdi şu ortamın, şu rahatlığın kıymetini bilmemiz gerekmiyor mu yani? Kur'an bilmeyenlerimiz en kısa zamanda öğrenmesi gerekmiyor mu? Allah'ın kelamını okuyarak Allah'ın huzuruna çıkmamız gerekmiyor mu kardeşlerim yani? Onun için bunun kıymetini bilelim.